B kan grubundaki bir çocuğun babasının genotipi ne olamaz? Bakın kan grubu B. Biz babayı arıyoruz. Şimdi baba 0 0 olabilir mi? Olabilir. Anne B'dir. Babadan 0 gelmiştir. Ee, baba AB olabilir mi? Olabilir. Baba B'yi verir. Anne B de verebilir. 0 da verebilir. Ee, baba BB zaten olabilir. B kan grubunu vermiştir. B 0 olabilir. Ama AA olamaz. Bak baba AA ise Çocuğa en az bir tane A verdiği anda artık çocuğun B kan grubunda olma ihtimali yok. Cevabımız C. 4 ayrı çift. Kan grubu verilmiş. Fenotipi verilen çiftlerden hangilerinden anne ve babanın kan grubundan olmayan çocuklar dünyaya gelebilir? Bak şimdi 1'e. 1 eğer B0, B0 ise çocuklar BB, B0, B0, B0 0, 0 olabilir. Bak çocuk sıfır sıfır olarak farklı gelebilir. Şuna bakalım. B 0 AB AB BB A 0 B 0. Geldi mi bak A 0 o zaman bu da olabilir. Ha diyeceksin ki hocam burası BB de olabilirdi. Olabilirdi ama ben zaten gelebilire bakıyorum. AB AB AA AB A, B, 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 Bak. Geldi mi? Geldi. Hocam sıfır sıfır. Bütün çocuklar sıfır sıfır olur. Hiçbir şekilde farklı bir kan grubu dünyaya gelemez. O zaman cevabımız ne oldu? E seçeneği. Yine bir soy ağacı sorusu. Kan grubu fenotipi verilmiş. Bu ailede dünyaya gelecek ikinci çocuğun kan grubu hangisi olamaz? Şimdi sıfır sıfır, küçük re, küçük re. Doğru mu? O zaman... Burası A0, burası B0 olmalı. Zaten küçük R küçük R. Küçük R'lerden birini buradan alacaksın. Burası pozitif olduğuna göre. Genotipler anne ve babanın bunlar. Şimdi bakın. A0 büyük R küçük R ile B0 küçük R küçük R'yi çaprazlayacaksınız. AB, A0, B0, 00, büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R. İşte oluşabilecek genotipler bunlar arkadaşlar. Bunların dışında bir şey oluşabilir mi? Oluşamaz. Var mı böyle bir seçenek? Bak var. BB büyük R küçük R. Hiç yazdım mı herhangi bir yere BB? Yazmadın hocam. Cevabımız D seçeneği. Kan grupları verilen çiftlerden hangisinde oluşabilecek çocuklarla anne arasında kan uyuşmazlığı görülme riski vardır. Bir kere kan uyuşmazlığında anne negatif olacak, çocuk pozitif olacak. Doğru mu? O zaman annenin negatif olmayanları yani pozitif olanlarında bir uyumsuzluk söz konusu olmayacak. Çünkü kuralımız bu. Bir de şöyle bir şey var. Baba da negatifse çocuk negatif doğacak. Zaten bu da olmaz. O zaman bakın burada baba pozitif olduğu için çocuğun pozitif olma ihtimali olacak. Dolayısıyla uyumsuzluk söz konusu olabilecek. Bu şekilde soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. A0 büyük ve küçük ve olan anne ile babanın çocukları ile ilgili ne doğrudur demiş. Peki. Anne ve baba aynı kan grubunda. Doğru mu? Çaprazlayalım. A, 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 0, A, 0, 0, 0. Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Şimdi 0, RH negatif olma ihtimali. 0 olma ihtimali 1 bölü 4. RH negatif olma ihtimali 1 bölü 4. Çarptın 1 bölü 16. Anne ve babasıyla aynı kan grubu fenotipinde olma. Yani A pozitif olma ihtimali. A olma ihtimaline bakıyorum. 3 bölü 4. Pozitif olma ihtimaline bakıyorum. 3 bölü 4, 9 bölü 16. AA büyük R büyük R genotipinde olma ihtimali. AA olma ihtimali 1 bölü 4. Büyük R büyük R olma ihtimali 1 bölü 4. Çarptım 1 bölü 16. 2 bölü 16 demiş yanlış. ARH negatif olma ihtimali demiş. A olma ihtimali 3 bölü 4. RH negatif olma ihtimali 1 bölü 4. Cevabım 3 bölü 16. O zaman 1, 2, 4 doğru. Tavşanlarda kürk rengi çok alellik gösteren bir karakter olup 4 farklı alelgenle belirlenmektedir. Buna göre yabani, gümüşü, himalaya ve albino kürk rengleri şekilde ifade ediliyor. Ve bakın baskınlık ilişkisi yabani, hepsine baskın, gümüşü, e, himalaya ve e, özür diliyorum. Himalaya, gümüşü ve albinoya baskın. Gümüşü renk e, albinoya baskın. Şimdi bakın hangileri doğrudur demiş. A1 alelini bulunduran bütün bireylerin fenotipi yabanidir. Çünkü A1 hepsine baskın. Yani A1, A3 de olsa A1'dir. A1, A4 de olsa A1 fenotiptedir. Himalaya kürk rengi fenotipine sahip olan bireyler heterozigot genotipe sahip olamaz. Neden olmasın ki? A3 Himalaya doğru mu? A3, A3'te, A3 de, A3, A2 de, A3, A4 de nedir arkadaşlar? Himalaya'dır çünkü A3 İkisine de baskın. Popülasyonda Himalaya tipli tavşanlar ile Gümüş'ü tipli tavşanların bulunma sıklığı eşittir. Değildir arkadaşlar. Neden değildir? Çünkü bakın bu baskınlık çekineği boşuna vermiyoruz. En az olan bu homozigot halde karşımıza çıkandır. En fazla olan ise her karaktere yani her alele baskın olandır. Bu baskınlık çekiniklik mantığı zaten buradan gelir. O zaman cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Soy ağacında bir ailenin bazı bireylerinin RH faktörü bakımından fenotipi verilmiş. Peki bu bireylerden hangileri kesinlikle heterozigottur? Bakın arkadaşlar küçük R küçük R doğru mu? Küçük R'lerden bir tanesini buraya verecek ama burası pozitif. O zaman burası büyük R küçük R. Peki büyük R'yi nereden almışsın? 3'ten almışsın. Sen kimin çocuğusun? Bu kadının çocuğusun. Bu kadın ne? Küçük R küçük R. En az bir tane küçük R'yi buraya vermiş olmalı. O zaman bakın 3 no'lu birey kesinlikle heteroskut. 3 olacak. Peki şimdi 2 no'lu bireye bakıyorum. 1'in ve Rh negatifin çocuğu Rh negatif şuraya bir tane küçük r verecek. Ama belki böyledir. Doğru mu? Çünkü burada da bir tane küçük r olabilir. Bak burada küçük r küçük r ya. Burası büyük r küçük r burası büyük r küçük r. Çünkü pozitif. Yani dolayısıyla 1 bir no'lu birey küçük r küçük r, küçük r olabilir. Bakın o zaman 1 bir nolu birey ve 2 nolu bireyin homozigot mu, heterozigot mu olduğuna kesin karar veremiyorum. Ancak 3 nolu birey heterozigot olmak zorunda. Cevabımız yalnız 3. 0 kan gruplu bireyler taralı olarak gösterilmiş. Peki yazıyorum 0'ı. Bu bireylerden hangilerinde 0 geni mutlaka bulunur? Ya bir kere hocam bak. Şu 0'lardan bir tanesi buradan, bir tanesi buradan gelmiştir. Yani 2 ve 3'te kesinlikle 0 geni bulunacak. Şimdi bu 2 nolu birey buradan 0 almış. O zaman 1 ile ilgili bir şey söyleyemem. 3, 2 nolu ve 3 nolu bireyin 4 ve 5 nolu çocukları var ya. Onlar da belki mesela atıyorum burası A0, B0 ise belki AB'ye AB'dir. Mutlaka bulunur dediği için arkadaşlar cevabım ne olacak? 2 ve 3. Çünkü diğerleriyle ilgili bir fikir yürütemiyorum. Dikkat ettiğiniz gibi cümleler hep havada kalıyor. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Numaralandırılmış bireylerin genotipleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bu tarz sorularda hemen sıfır ve negatifleri yerleştirmekle işe başlayın arkadaşlar. Bu birey kesinlikle sıfır. Şu birey de kesinlikle sıfır değil mi? Şimdi ben en alttaki bireyin sıfır olduğunu biliyorsam babasından sıfır aldı. Annesinden de bir sıfır alacağı için bunun da sıfır olduğunu biliyorum. Hemen negatif yazacak olursam bunun negatif olduğunu yani küçük re küçük re olduğunu biliyorum. E, babası neymiş? Pozitifmiş. O zaman bunun genotipi kesinlikle büyük re küçük re oldu. Şuradan da bir küçük re yeni geldiğini biliyorum arkadaşlar. Neye göre? Şu en alttaki bireye göre bunu yazmış oldum. Bunun tam olarak tabii ki de genotipi belli değil hala. Devam edelim. Bu bir birey sıfırdı yani şurada yazdığımız birey sıfırdı o zaman annesinden ve babasından sıfır geni gelecek o zaman burası A sıfır geni olmuş oluyor arkadaşlar şuranın da pozitif bir gen olduğunu biliyorum büyük R var yanında küçük R mi var büyük R mi var onu hala daha bulamadım devam ediyorum bunu yazdığıma göre şurası AB negatif yani küçük R küçük R'ymiş o zaman en altta da yine bir küçük R geni olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi buradan bir benim bulduklarım şekilden bunlar. Şıklar üzerinden bir ilerleme yapalım. En alttan bu tarz sorularda en alttan başlamanızı her zaman tavsiye ediyorum. Şimdi yani şuradan başlayın diyorum arkadaşlar. 0, 0 büyük R küçük R'li bir bireyimiz var. 3 numaralı bireyin ne olduğunu bilmediğimiz ama içinde 0 genotipine sahip bir birey var ve yine kan grubunun içerisinde negatif bir gen bulunduruyor arkadaşlar. Yani çekinik bir gen daha doğrusu bulunduruyor. Şimdi bunu çaprazladığınız zaman mutlaka oluşacak çocuğun içerisinde sıfır geni olmak zorunda değil mi? Yani 5 ve onun yanındaki çocuktan bahsediyorum. Peki 5 numaralı bireyin içerisinde sıfır geni var ama bakın burada büyük B büyük B diyor. Olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. O nedenle kesinlikle yanlış cevabımız bu olacak. Bakın dediğim gibi bu tarz sorularda mutlaka hep en alttan başlamanızı tavsiye ediyorum ki bu tarz soruları en kolay çözme yöntemi budur arkadaşlar. Bu şekilde genotipinin tam ne olmayacağını görmüş olduk. Yukarıda verilen soy ağacında numaralı bireylerle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Şimdi birin A ve B genlerini birlikte bulundurma olasılığı yoktur. Şimdi bakacağız yine deneyeceğiz arkadaşlar. Ne var burada bakalım şimdi 0 0 küçük r küçük r. Bunlardan bir tanesini buradan almışsın. Peki. Güzel. Bir tanesini buradan aldık. Tamam. Şimdi AB RH pozitif bir bireyimiz var. Burada A varsa demek ki B buradan gelecek. Peki. RH pozitifmiş. Olabilir. Şimdi bakacağız. Birin A ve B geni bulundurma, birlikte bulundurma olasılığı yoktur demiş. Mesela AB olsaydı burası da A sıfır olsaydı buraya sıfırı bu verir. Atıyorum işte buraya da bu B verir. B sıfır olabilir. A'yı buraya verir. B'yi buraya verir. Bence gayet bulundurma olasılığı var. 2 sıfır ve küçük R bulundurur demiş. Hadi şimdi silelim şurayı. O zaten en başta yazdığımız şeydi. Sıfırlardan ve küçük R'lerden bir tanesi buradan gelecek. Bu kesin doğru. 1 ve 2 kesinlikle aynı kan grubuna sahip olamaz demiş. Ee, şimdi burada B olmalıydı doğru mu? Peki hocam. Mesela burası şu anda ezberden yazıyorum. Yani kafama ilk gelen mesela böyle bir şey olsun. Hadi bu da böyle bir şey olsun. Şimdi sıfırı buradan alır. B'yi buradan alır. Bir de büyük R küçük R alır. Bakın 1 ile 2 aynı oldu. Sonuçta B0 büyük R küçük R. B0 büyük R küçük R. Şuraya bakın sıfır sıfır küçük re küçük re çocuğu da olabilir. O zaman bu ifade de yanlış. Cevabımız yalnız iki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bile deneyerek yapıyorum. Hani bile diyorum kusuruma bakmayın böyle sanki üstünlük gösteri gibi değil. Arkadaşlar denemeden yapamayız bunları. Çünkü bunlar hani refleksif sorular. Ancak çok soru çözeceğiz, çok çözüm dinleyeceğiz. Ondan sonra belli bir hıza ulaşacağız. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Bir balık türünde pul pigmentlerinin üretiminden sorumlu 3 alel var. Bu alellerle ilgili olarak özellikleri bilindiğine göre siyah renkli dişi bir balıkla beyaz renkli erkek bir balığın çaprazlanması sonucu bazı yavrular kırmızı renkli oluyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi problemi kuralım. P1 geni diğer genlere baskın olup siyah renk oluşturuyormuş. Siyah ve baskın bu arkadaşımız. P2 geni beyaz renkli olmayı sağlıyormuş. Evet, P3 geni tarafından baskılanıyormuş. P3 büyük P2 diyelim. P3 geni de kırmızı renkmiş. Peki ve homozigot durumda ölümcülmüş. Yani P3P3 P3 ölür. Peki kurduk soruyu. Bakın siyah renkli dişi bir balığın kırmızı renkli bir çocuğu oluyormuş. Kimden beyazdan? Bir kere beyaz. Gördüğünüz gibi en çekini yani beyaz olabilmesi için P2P2 P2 olması lazım. Babanın P2P2 P2 olması lazım. E şimdi siyah renkli bir dişiden kırmızı renkli bir çocuk oluşabilmesi için bir kırmızı renk gene içermesi lazım çünkü 3 zaten 2'ye baskın. O zaman anneyi de bulduk. Anne P1P3, baba P2P2. P2. Beyaz renkli yavru oluşamaz. Bakalım çaprazlayalım. P1P2, P1P2. P2P3 P2P3 Gördüğünüz gibi ya kırmızı oluyor ya siyah oluyor beyaz olmuyor. Cevabımız E seçeneğiydi. Soy ağacında bir ailedeki bazı bireylerin kan grubu fenotipi verilmiş. Hangilerinin kan grubu genotipi kesin olarak belirlenir? Şurada şuna dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu tek yumurta ikizi demek. Şu A harfini gördüğünüz anda bu aynı olarak aklınızda kalsın. Tabii ki alakası yok ama o tek yumurta ikisi. Şimdi bakalım. Ee, burada bir A, RH negatifimiz var ve çocuğu B. A olamaz o zaman. Neden? Çünkü en az bir A verseydi burada B olmazdı. Demek ki A0, küçük R, küçük R. Peki hocam. Şimdi o zaman küçük R'lerden bir tanesini buraya vermiş. RH pozitif. B olduğuna göre B sıfır büyük R küçük R. Tamam. O zaman 2 nolu de B olacak. Pozitiflik olacak. Doğru mu? Ee, peki. Yukarıda sıfır babası en az bir tane sıfır vermiş olacak kendisine. Annesi de küçük R. En az bir tane küçük R vermiş olacak. Bakın 2 nolu bireyin genotipini buldum. Şimdi gelelim diğerlerine. Hocam Şimdi burası RH negatif. Doğru mu? Burası RH pozitif. En az bir tane küçük re'yi verecek. Ama şimdi ben buradan sıfır da alacağım. Doğru. Şimdi A, A. Bu B nereden gelecek? B buradan gelecek. Çok güzel. Bir saniye. Peki acaba küçük R küçük R mi? Büyük R küçük R mi? Bir nolu bireye ulaşabiliyor muyuz öyle? Bence ulaşamıyoruz. Çünkü buradan büyük R küçük R olsa ki öyle. Hani küçük R gelecek. Tamam. Ama buradan küçük r küçük r'den de küçük r gelebilir. Büyük r küçük r'den de küçük r gelebilir. Buranın pozitifliğine bakıyorum. Oradan da elime bir şey geçmiyor. Çünkü büyük r'yi buradan almıştır. Belki buradan küçük r almıştır. Dolayısıyla bakın 3'e de ulaşamıyorum aslında. Neden? Çünkü bu RH'lar bozuyor işe. Tamam A'sın. A olma için buradan muhtemelen 0 aldın. RH pozitifsin. Büyük R. Ama acaba büyük R, büyük R mi? Büyük R, küçük R mi? Zaten tek yumurta ikizin seninle aynı olacak. İşte yine bilemedim. 1 ve 3'ten maalesef kesin bahsedemedim. Cevabım ne oldu? Yalnız 2.